Merhaba arkadaşlar. Böcek topluyoruz. Bu sene çok güzel olmuşlar. Çok da fazla böceklendiler ama yine de hala güzel oldular. Bu erik yeşilken hiç yenmiyor. Ekşi oluyor. Erdiği zaman da hemen erip akıp gidiyor. Ben bu eriklerden biraz topladım. Şöyle biraz daha sert gibi olan güzellerinden toplayacağım. Bunların çöplerini ayıkladıktan sonra hep beraber erik reçeli yapacağız. 3-4 suda yıkadım. Bunlardan erik reçeli yapmak istiyorum. Burada 2 kilo kadar eriğim var arkadaşlar. Biraz çekirdeği falan zor çıkıyor. Çekirdekli yaparsak da marmelat oluyor. Ben marmelat değil de reçel yapmak istiyorum. Çay kaşığıyla çekirdeklerini aynı kayısıda uyguladığım yöntemi uygulayarak çıkartmaya çalışacağım. Eğer çıkartamazsam da bıçakla dilimler haline getirerek de çekirdeğinden ayırmak istiyorum. Bıçakla şöyle yaparsak da olabiliyor. Reçelimin bölünmeden tane tane olmasını istersem de sadece çekirdeği çıkartırsam daha güzel kayısıyı andıran bir reçel olacağını düşünüyorum. Biraz çekirdek yuvaları tahriş oluyor ama böyle de çıkabiliyor. Bazı eriklerin çekirdekleri çok kolay çıkıyor ama bu eriğin çekirdeği çok kolay çıkmıyor. Çok fazla dağılmadan içinden çıktılar. Birkaç yerden girerek çekirdeği esnetiyorum. Yukarı doğru da ittiriyorum. Bütün eriklerimi, çekirdeklerini çıkarttım. Şurada görmenizi isterim. 1 kilo eriğe 5 bardak şeker kullanıyorum. 10 bardak şeker koyacağım. Tam 9,5 bardak şekerim geldi. Bu şekerime 1 bardak su koyacağım. Şeker çözülünceye kadar kaynatacağım. Erikleri önceden şekere yatırmıyorum. Çünkü erik çok çabuk sulanan bir meyve. Şekere yatırır bekletirsem daha çok sulanacak. Kaynarken eriyeceklerdir. Şekerim eridikten sonra da eriklerimi ilave edeceğim. Şimdi bunu ocağa alıyorum. Altını açtım. Bütün şekerim çözülüp kaynamaya başladıktan sonra da içine eriklerimi ilave edeceğim. Şekerim yanmasın diye. Ocağın altını da kısık tuttum. Bayağı çözüldü şekerimiz. Şimdi eriklerimi içerisine ilave ediyorum. Benim böyle bir kayısı reçeli tarifim vardı. Ben şu anda onu erik reçeline uyguluyorum. İnşallah bu da çok güzel olur. Tane tane onun da videosunu izleyebilirsiniz. Eriklerim kaynamaya başladı. Meyveler kaynadığı için yumuşayacaklar. Tencere daha geniş olsa daha güzel olur. Benim elimde başka geniş tencerem olmadığı için böyle yaptım. Eriklerim kaynamaya başladı. Çok fazla da hareket ettirmiyorum. Dağılmalar olmasın diye. Eğer tane tane erik reçeli yaparsam bu YouTube'da bir ilk olacak. Köpüklenmeyi engellesin ve parlaklık sağlasın diye reçelime dolu dolu bir çay kaşığı kadar tereyağı koydum. Ocağımın altını kısıyorum ve bunu bir 5 dakika kadar kaynatacağım. 5 dakika bile olmadı arkadaşlar. Şu anda eriklerim hemen çözüldüler. Üzerindeki köpükleri alacağım. Eriklerimi tabağa alacağım. Meyveler çok dağılmıyor fakat eriklerin kabukları çıkıyor. Meyvelerdeki kabuklar da vitamin ve mineral deposudur. Erik sağlık ve şifa deposu olarak en sağlıklı meyvelerden biri diyebilirim. Bütün meyvelerimi suyundan çıkarttım. Bu suyu 20 dakika kadar kaynamaya bırakacağım. Hafif yoğunlaşsın. Kıvam alsın diye.
Kıvam aldıktan sonra da tekrar bu eriklerimi bu şerbetimin içerisine ilave edeceğim. Şerbetim çok güzel kaynıyor. Orta ayarda kaynatıyorum. Çok kısık değil. Üzerinde tortu falan olursa alacağım ama bu kaynayan köpükler alınacak köpükler değil. Tereyağını koyduktan sonra köpüklenme de duruyor. Görmenizi istiyorum. Suyu da çok güzel. Rengi harika. Şerbetim bayağı yoğunlaştı. 15 dakikadır kaynatıyorum. Burada da eriklerim var. Tabuklar açılmış. Kendiliğinden çıkıyor. Alması da çok kolay. Eriği çıkardıktan sonra üzerinden toplayabilirsiniz. Şurubumuz 15 dakika kadar kaynadı. Kıvamını da size göstermek istiyorum. Gerçekten de çok güzel bir kıvam aldı. Üzerindeki kabukları da temizledim. Meyvelerim böyle. Şimdi bu şurubun içerisine bunları atacağım. 10 dakika kadar bu şurupla buluşturup meyvemin iyi şurubu içine çekerek özleşmesini istiyorum. Ocağımın altını tekrar açtım. Kaynayıncaya kadar parlı ateşte, kaynadıktan sonra da orta ateşte kaynatmaya devam edeceğim. Bazen tekrar meyvem kaynamaya başladı. Altını ortaya getiriyorum. Bu halde 8-10 dakika aralığında kaynatmak istiyorum. Reçelimiz kaynıyor. Kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamını öğrenmek için bir 5 dakika kadar buzdolabına koyarak soğumaya bırakıyorum. Harika bir erik reçelimiz oldu. Bakın arkadaşlar, bu kadar güzel bir reçel. Buzdolabında soğuttuğum reçelimin kıvamı da bu. Gerçekten çok güzel kıvamda. Şekerlenme olmasın ve reçelim de parlak olsun diye 1 çay kaşığı kadar limon tuzu koydum. Tekrar bir 5 dakika daha kaynatacağım. Kaynar sudan geçirdiğim kavanozlarıma kaynar kaynar dolduruyorum. Çok fazla da dağılmadılar. Tane tane içinde görünüyorlar. Aşağı yukarı 1 saat gibi bir sürede oldular. Meyvenin oranı ne kadar fazlaysa kıvam alma aşaması birazcık daha uzun sürebilir. Kapaklarımı da 2 geri 1 ileri tekniğiyle sıkı sıkı kapatıyorum. Arkadaşlar rengi şahane. Lezzeti o kadar güzel ki anlatamam. Kıvamı da çok güzel olmuş. Bu kavanozumu da dolduruyorum. Size soğumuş halini de göstereceğim. Arkadaşlar reçelimin soğumuş halini buradan size göstermek istiyorum. Kırmızı erik reçel olduğuna 1000 şahit diyebilirim. Tane tane meyveler göstermek istiyorum. Kıvamı da böyle. O kadar güzel ki anlatamam. Kavanozlarım daha hala sıcak. Bunlar da tane tane görünüyor. Gerçekten de çok güzel bir reçel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videolarımı da paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.